Evet, tekrardan selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, ikinci bölümde Frankfurt buluşması var demiştik. Bizim arkadaşlarımız Frankfurt buluşması yapalım dediler. Frankfurt'ta bir buluşma yapalım dediler. İnsanlar birbirini tanısın. Bu tesis programında Sohbet 20'de bütün kanallarda Midland ailesi olarak bir buluşma yapalım dediler. Buluşalım dediler. Tabii buluşmaya bir hafta kala mı, iki hafta kala 41 asi toplantı istedi, toplantı yaptık. Bu arada bu toplantıda önce sticker'lar basıldı. Bunlar gönüllü, kendi isteğiyle reklam sahibi olan arkadaşlarımız, reklamcı dükkanı olan arkadaşlarımız sticker yaptırdı, yaptılar. Bunları bedavaya insanlara dağıttık biz. Hiçbir şekilde bir gram ücret ödemediler. Hatta biz dedik ki illa ücret ödemek istiyorsanız buna ödeyeceğiniz ücret 3 euro, 5 euro, 10 euro gönlünüzden ne kopuyorsa gidin bir camiye, bir vakıfa bağış yapın. İlla para ödemek istiyorsanız bizim böyle bir talebimiz olmadı, olmayacak. Tabii 2 hafta mı ne vardı Frankfurt buluşmasına? Babakur 09. Hani hakkında hakaretlerde bulunduğu Babakur 09 nasıl bir adam? Babakur 09 kendi gitti Frankfurt'ta bir düğün salonu tuttu. Ücret olarak bilmiyorum ne kadar, o sözleşmenin altına imzasını attı. Bu buluşmada emeği geçen arkadaşlar var. Bunlardan işte Enes Design vardı. Enes Design nasıl geldi grubun içerisine? Asi'nin talebiyle geldi. Bir de burada biz bu grubu yaptığımızda benim şöyle söylediğim bir şey de vardı. Arkadaşlar, burada kim ne yaparsa çoğunluk ne derse o olacak. Kişi şahsi düşüncelerinin hiçbir önemi yok. Tek başına karar alamayacak. Kim olursa olsun. Bir talepte bulunursa sunacak. Arkadaşlar çoğunluk olarak ne diyorsa olacak. Biri mi girecek grubun içerisine? İsmini sunacaksınız. Grubun çoğunluğu evet derse girer, hayır derse girmez. Tabii buna asi uymadı. Hasan Design'i grubun içerisine aldığı zaman okey vermeyenlerden biri bendim. Biri de Osman. Bekleyin, bekleyin dedim. Okey veren de ilk başta asili. Bir görüşme yaptık. Azmi şahittir. Üçlü görüşme. Dedim arkadaşım, ben dedim tanımıyorum Hasan Design'i. İyi bir insan olabilir, kötü bir insan olabilir, bilmiyorum. Ama bir bekleyelim, bir tanıyalım. Daha sisteme gireli yeni oldu. Asi'nin kullandığı kelime Hasan Design'a ihtiyacımız var. Niye abi? Hasan Design iş adamı, iş yeri var, dükkanı var, parası var. Bizim ona ihtiyacımız olacak ileride. Demek ki adam ilerlerinin planlarını yapmış. Neyse, Hasan Design gruba bu şekilde girdi. Faydaları da oldu. Zararı oldu mu bilmem. Bana bir zararı olmadı. Burada elini taşın altına koyanlardan biri Hasan Design, Babakur 09. En çok hizmetlerde bulunan Azmi, Falçata 40. Bütün o ekip canla başla uğraştı. Neyse, uzatmayalım. Frankfurt buluşmasına 2 hafta kala Asi geldi. Grubu topladı. Bizim dedi mic satışı yapalım dedi. Mic satışı yapmamız lazım. İyi. Yani nasıl yapacağız? Kime yapacağız? İnsanlar 120 euroya, 130 euroya şu gördüğünüz doğal mic alıyor. Şu gördüğünüz doğal mic'ı 120-130 euro civarında internetten sipariş verip alıyor. Babakur 09'da ben cebime kesinlikle 1 lira para koymayacağım. Bu Midland telsiz programının mic'ını, doğal mic'ını ben alacağım. İnsanlara en ucuz ne kadar verebiliyorsam, 80'e mi aldım? 80'e vereceğim, 90'a vereceğim. Ve aldığı fiyatı faturasıyla açıkladı.
Frankfurt buluşmasında satılan fiyat da belliydi. Herkes şahit. 100 kadar insan toplandı. Ama bu Mike satışının, yani bu Mike'ın alınmasının sebebi 41 AC Mike satıyor. İnsanlar AC'yi seviyor. Mike satıyor. Bu firmanın sahibi 41 AC'ye dünya adminliği versin. Bunu göstermek. Biz de zaten 25 kişilik bir gruptuk. Zaten ikişer tane aldık mı 25 tane yapıyor. İki tane ben aldım. Birini Bilal'de, birini ben. Genelde çoğunu bizim kendi insanımız aldı. Babakurt 3-4 tane aldı. Velhasıl bu alındı, satıldı. Satılırken de tahmin ediyorum ki 100 euro civarı satıldı. Yani internette satış fiyatı 120 euro civarında olan bu dual mic'ı bizim ekip arkadaşlarımız aldı. Elini taşın altına koydu. Aldı ve insanlara tahminim 98 mi 100 euro civarında, yüzden yukarı çıkmadı yani. 98 euroydu herhalde. Çünkü çift rakamı geçmeyecek diye söz vermişti Babakurt. Ve bunlar verildi. Amaç dünya admini olsun. Asi bunları verdiriyor. Asi'nin sayesinde satılıyor hesabına. Gidildi. Tabii son Frankfurt buluşmasına bir gün kala mı, iki gün kala mı neydi? Yani bir hafta kalaydı, orayı tam hatırlayamıyorum. Bir hain çıktı. İçimizde bir hain var. Burada konuştuklarımızı gidip başka yere anlatan birisi. Bir gün bir video çekildi. Kısacık bir 10 saniyelik, 15 saniyelik bir video toplantımızın içerisinde. Bu video Asker 34'e atıldı. Asker 34'te bunu Kafkas'a attı. Ortalık tekrar karıştı o ara. Tabii Kafkas bu numarayı gizledi, bize vermedi. Sonradan benim ricamla, zorlamamla kimden geldiğini bu videonun ben aldım. Bir baktım Asker 34. Aradım Asker 34'ü. Asker 34 dedim. Bu videoyu sen mi çektin? Sen bizim grubun içerisinde yoksun. Bunu sen mi çektin? Ben çekmedim abi. Biri bana çekti, attı. Bir dost dedi. Bunu Kafkas'a gönder dedi. Çünkü numarası var resmin üzerinde. Asker 34'ü bunu Kafkas'a attığına dair belge var. Dedim tamam. Aradım 41 Asi şahsını. Dedim ki böyle böyle. Bunu dedim Kafkas'a atan Asker 34. Ama Asker 34 kim attığını söylemiyor. Ya biliyor söylemiyor dedim. Ya da gerçekten silmiş atmış, haberi yok. Hain dedi Mete 34. Abi nereden anladın? Onlar ikisi arkadaş dedi. Almanya'dan da arkadaş. İstanbul'dan da arkadaşlardı. Onlar dedi beni dedi Avrupa'da dedi bir yere götürdüler, misafir ettiler. İşte beni pavyona şuraya buraya götürüp beni bayanlarla resim çekip şantaj yapacaklardı bana diyor. Ben gitmedim. Ben o kadar salak değilim. Onlar dedi. Mete 34 dedi Hain. Mete 34 grubun içerisindeydi. Mete 34 geldi grup toplantısına. Babakur 09 dedi ona ki sen dedi ailem var, çoluk çocuğum var, ailevi sıkıntılarım var. Sen dedi bu sistemden uzaklaş. İşim var, gücüm var. Ve devamlı da Mete diyordu yani işimin yoğunluğundan dolayı ilgilenemiyorum, bakamıyorum. Onun da çok faydası oldu zamanında. Ve sistemi bırakıp gitti Mete 34. Çekildi gitti. Doğruysa bu ismi geçen arkadaşlar kendilerini biliyor, yorumlarını yapsınlar. Doğru veya yalan. Ondan sonra abicim Mete 34 hain çıktı tabii. O da çekip gittikten sonra tekrar bizim bu farklı ya konuştuklarımız grubun içerisinde tekrar dışarı sızmaya başladı. Frankfurt buluşmasına bir gün kala 41 Asi, ben, Azmi ve Babakur 09 grup görüşmesi yapıyoruz görüntülü. Ve bu ara kemik kadroyu asıl kadro olarak da ayırdı. En çok güvendiklerini asıl kadroya kattı. 8 kişi. Biz dedi bu haini bulacağız. İyi tamam bulalım. Ama dedi bu asıl kadronun olduğundan diğer kadronun kesinlikle haberi olmaz. Haini meydana çıkaracağız. İyi tamam. Başladı kendi telefonuna WhatsApp'a Kafkas'ın resmini yükleyerek Kafkas'ın resmini koydu orada. Aradığı zaman Kafkas arıyormuş gibi veya mesaj attığı zaman Kafkas atıyormuş gibi gözüküyor. Sırayla arkadaşlara mesaj atmaya başladı. Bu mesaj atılan arkadaşlar da bu şekilde mesaj atıldı mı atılmadı mı diye bu bölümün altına yorumlarını yapabilirler. Orada
geri dönen, yani tekrar Asiye geri dönen Asiye veya grubun içerisine mesaj atan kişiler hain değil. Bu arkadaşlar mesaj attı, Kafkas bana mesaj attı diye hemen bildirdiler. Bazıları Asiye bildirdi, bazısı WhatsApp grubuna yazdı. Ha, o hain değil, o hain değil. Samet geri mesaj atmamış. Samet dedi hain. Buldum dedi hain. Dedim abi, bu adamın babası tanıyorum. Bu adamın babasından böyle bir evlat çıkmaz dedim. Yok dedi hain o. Yarın dedi Frankfurt buluşmasında bunu meydana çıkaracağız. İyi tamam. Frankfurt buluşması oluyor. Buluşuyor arkadaşlar. Orada toplanıyorlar. 100 kişi mangal, eğlence. Yiyorlar. Eğleniyorlar. Tanıyorlar birbirlerini. Tanışıyorlar. Gün sonunda tabii mic'lar satılıyor. Bir de buranın fix menü girişi vardı. Bir fix fiyatı vardı. Öyle hatırlıyorum. Fiyatları bilmiyorum. Rakamlardan haberim yok. Bildiğim kadarıyla en sonunda paralar toplanıyor. Toplandığı zaman salonun parası ödeniyor. Mic'ların parası ödeniyor. Alış fiyatları ödeniyor. Geri bir de bu 41 Asi'nin uçak parası vardı. Uçak bilet parası. Bunu da Azmi karşılıyor. Bu Babak 09'un kulağına gidiyor. Bunu Azmi'nin karşıladığına dair. Bu da nereden gidiyor kulağına? %90 54 Murat 54. Çünkü bir tek 54 Murat 54 biliyordu Azmi'nin bileti aldığını. Çünkü kendisi de yarısını sen yarısını ben karşılayalım dediler. Azmi yok ben karşılarım dedi. Öderse bana öder dedi. Ödemezse de önemli değil dedi çocuk. Herhalde 54 Murat'ın vasıtasıyla Babakur 09'un kulağına gidince Ali'yi de alıyor, Azmi'yi de alıyor. Diyor burada toplanan bir para var. Bütün insanların verdiği, topladığı bir para var. Sen de buranın önderi olarak, başkanı olarak, madem bilet paran ödenecek, bir kişi değil, bunun çoluk çocuğu var. Bu toplanan paradan ödeyelim dedi parayı. Azmi yok Babakur, yani önemli değil, öderse öder, ödemezse sıkıntı değil diyor. Olmaz diyor Babakur 09. Ve Asiye diyor ki bu parayı diyor, bu toplanan paranın içerisinden Azmi'ye vereceğim diyor. O zaman ne hikmetse 41 Asiye abi en iyisini sen bilirsin diyor. Sen ne dersen o diyor. O para oradan veriliyor. Toplanan para yanlış sayılıyor. Yani yanlış sayılmıyor, aslında fazla söyleniyor. Babakurt'un cebindeki parayla beraber söyleniyor. Toplanan para normalde 600 küsür toplamı. Kalan para yani. Kalan para toplamı, bilet parası çıktıktan sonra 600 küsür. Ama mikrofonda ne hikmetse bunu kendi cebindeki 200-250 euro parayı da oraya karıştırdığı için 875 euro olarak arkadaşlara sunuyor o 100 kişiye. Orada herkesin içinde şeffaf bir hesaplama yapılıyor. Toplanıyor, sayılıyor. Daha sonra bakıyor ki cebindeki para yok. Onu ayırınca geri kalıyor 675 euro. Tabii 200 euroydu. 675 euro kalıyor. Orada 200 euroyu fazladan söylüyor. Ama hiç ben bu insanlara bu 875 euro dediğim için o parayı da cebinden katıyor ekstradan. Faturası makbuzuyla beraber bunu şeye gönderiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne diye hatırlıyorum. Bağış yapıyorlar. Makbuzu da WhatsApp grubunda yayınlanıyor. Kimin cebine orada bir kuruş para girmiş? 41 asirlikli şahıs. Sana soruyorum. Kimin cebine orada bir kuruş para girdi? Herkesin cebinden para çıktı. Bir tek senin cebinden para çıkmadı. Doğru mu? Velhasıl ondan sonra bu Frankfurt buluşması bitiyor. Babakurt 09 ve bazı arkadaşlar burada göz önünde bulunuyor. Asi'nin gözünde ne var? Asi'nin gözünde şimdi birinci hedef Azmi. Azmi zaten çok basit yok edelim. İkinci hedef Babakurt var. Babakurt var. Üçüncü hedef Albayrak var. Daha sonradan da dördüncü hedef olduktan sonra dördüncü hedef falçata 40 iken birinci hedefe düşüyor falçata 40. Niye? Biz onu seçiyoruz. Oraya da geleceğim. Şimdi Frankfurt buluşması bitiyor. Güzel ayrılıyor herkes. Dağılıyor.
Grup toplantısında şu olsun, bu olsun, çok güzel oldu. Şöyle buluşmalar, böyle buluşmalar. Tabii bu ara Kafkas onlar da zaten tam yıpranmamış, daha sistemden atılmamış o aralar. Orada gene husumetler çıkıyor, bilmem ne falan filan. Tabii bu Mike satışları, şunlar bunlar, Asi gizli admin olarak bunları devre dışı bırakıyor. O konuyu kapatalım. En sonunda Asi eski adminlerle Kafkas, Mafkas bunların hepsini sistem barına attırıyor, siliyor. Frankfurt buluşmasında şöyle bir konu geçiyor. Bunlar toplandığı zaman Babakurt 09 Asi hepsi otururken diyor ki bakın arkadaşlar diyor biz böyle buluşmalar, toplantılar yapacağız. Bir araya geleceğiz. Ben bu sefer elimi taşın altına koydum diyor Babakurt 09. Bir daha böyle bir yükün altına girme. Eğer bir dernek olursa diyor. Bir dernek kurulursa bu derneğin başkanı da diyor Asi olur diyor. İşte bu 7 kişiden oluşuyor bu kurum. İşte kurucu üyeleri falan. Böyle hiç olmazsa bu para hesapları, para şeyleri toplandığı zaman yardımlar, şunlar bunlar hiç olmazsa denetimden geçer, insanlara yardım ederken de buradan yardım edilir gibi bir konuşmalar geçiyor. O dernek konusu orada açılıyor diyor o şekilde. Ondan sonra tüzüğü hazırlanmaya başlanıyor ama ortada bir şey yok. Tabii Frankfurt buluşmasından sonra Asi Samet hainlikten kurtuluyor. Samet hainlik de orada ne şekildeyse, nasıl ispatlandıysa Samet hain değil dedi. Aradı bir gün Samet hain değil. Hain dedi Murat Selahattin 64 Viyana. Hain o. Nereden anladın? Gruba giriyor, gruptan çıkıyor, dışarı sızıyor, tekrar giriyor, tekrar çıkıyor, dışarı sızıyor gibi. Hain bu. Bak dedim kardeşim bak. Bu adama hain diyemezsin. Hain demen için elinde kanıt olması lazım. Şüphelenirsin. Bunu saklarsın kendi içinde. Veya şüpheleniyorum dersin. Onun için emin adımlarla gidersin. Belgesini aldığın zaman eline gider adamın yüzüne vurursun. Ve bu adam hain dediği adamları 2 gün sonra kucaklayan bir adam. 2 gün sonra aynı adama hain diyebilecek gene bir adam. Böyle bir karaktere sahip bir insan. Benim için bir adamdan şüphe duyuyorsam ona şüpheli yaklaşırım. Elimde belge varsa hainse bir daha işim olmaz. Yalan konuşuyorsa bir daha da işim olmaz. Bu insan öyle bir insan değil. Bunları en sonundaki konuşmalarda anlayacaksınız zaten nasıl bir kişiliğe, karaktere sahip olduğunu. Tabii gel zaman git zaman Selahattin haini şuydu buydu derken bir tane grup daha açılıyor. Bir sabah kalkıyoruz. Bir grup daha açılıyor. Bu grup dernek çalışma grubu diye 12 kişi ekleniyor buna. Biz dedik ki bir grubun içerisinde bir karar alınacaksa hep beraber alacağız. Çoğunluk ne diyorsa o olacak. Azınlığın dediği olmayacak. Bunlar Hasan Dizayn'la beraber pat diye bir grup açıyorlar. Dernek istişare grubu bilmem ne. Orada ilk yorumu yapan bendim. Ben yokum dedim. Diğer asıl kadro grubunda da neden yok olmadığımı söyledim. Düşüneceğim dedim. Tereddütlerim var dedim. Benimle aynı düşüncede olan Babakur 09 benim de tereddütlerim var dedi. Aynı düşüncede olan Azmi onunla da görüşme yaptık. Ben yokum dedi. Ben dedi hiçbir şekilde öyle bir şeylerin içinde olmayacağım ve Azmi bütün gruplardan hepsinden çıktı. Zaten Azmi 41 Asi'nin admin olması için kendini feda eden bir adam. Sistem bana yedi. Ne? Marco'ya ben arkadaşımla bile sistem bana atıyorum diyebilmesi için Türkiye disperatörünü diskalifiye etmek için Azmi'yi kullanarak Azmi'ye sistem bana attırdı ve Marco'ya bak ben arkadaşımı bile banlayabiliyorum dedi. Azmi'yi de diskalifiye etti burada. Ama burada Albayrak'ı diskalifiye edemedi daha. Hala da edemedi. Edemeyecek de. Sonra Babakur 09 ben Azmi zaten ayrıldı. Bu geldi grup toplantısına. Ben dedi o zaman dernek grubunu, istişare grubunu kapatıyorum. Babakurt 09 dedi ki bak dedi Asi.
Ne dedi senin demenle bir grup kapanır, bir dernek, ne de senin demenle bir grup açılır. Ne albayrağın demesiyle bir grup kurulur, ne albayrağın demesiyle bir dernek açılır. Bu bizim dememizle olmaz, bu insanların isteğiyle olur. 100, 200, 300, 500 tane kurucu üyeyle beraber olur. Başkanını da bu kurucu üyeler seçer. Sen başkan olamazsın. Senin başkan olman için seçim yapılması lazım. Seçimde ben de aday çıkarım, sen de aday çıkarsın, bir başkası da aday çıkar veya bir başka grup da 7 kişilik üyesiyle beraber bir aday çıkar. Sen seçilemezsin, o seçilir. Bu iş böyledir. Dernek işi bu telsiz işine benzemez. Bu kızdı. Biz karşı çıktığımız için grubu kapattırdı. Hemen başka biz dış gösterdik diye başka gruplara kurmaya mı artık ne yapmaya başladı bilmiyorum. Hazırlıklara başladı ama bu belliydi çünkü. Bu arada 54 Murat 54 de hain çıktı. Hain dedi. Bu adamla şahsi düşüncelerinizi, şahsi arkadaşlıklarınızı gözden geçirin diye 200 kişilik gruplara, Facebook, 6500 kişilik Facebook grubuna, Instagram grubuna, tesis programlarında söyleyerek direktmen bilek listeye aldı. Bize de bilek listeye alın dedi. Artık eskiden beri yaptığı şeyler vardı ya, bilek listeye alın, bilek listeye alın. Biz onu yapmadık. Ben almadım Murat'ı. Araları bozuldu. Biz yollarımızı burada o saatten itibaren Asi ile ayırmaya başladık. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz baktık ki farklı. Hep insanları suçluyor. Hep ben diyor. Birer birer insanlar gidiyor. O yüzden o saatten sonra biz yollarımızı ayırdık. 10 saatlik bir görüşme vardı diye ya, 10 saatlik bir görüşme. Üçüncü bölümde de bu 10 saatlik görüşmenin içeriğini, sebebinin nasıl olduğunu anlatacağım. Asıl şey bundan sonra başlıyor. Asıl olaylar bundan sonra başlıyor. Hani bir filmin birinci, ikinci bölümünde tanıtım olur ya. Asıl üçüncü, dördüncü bölümde başlar ya. Bu da öyle. Arkadaşlar üçüncü bölümde görüşmek üzere.